Herkese selamlar dostlar. 28 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İddialarına ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Direkt başlayalım. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Skor yarışmamız yine Türkiye Hırvatistan maç skoru olacak. Daha önce yapmış olduğum skor yarışmasından tekrar Türkiye yapmıştık. Mehmet isimli kanal Instagram'dan yazmıştı. Bir de Mehmet Ferdi isimli arkadaşımız Instagram'dan yazarsa bu arkadaşları gruplarımıza dahil edelim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Türkiye Hırvatistan maç skoru sorduk. Rolling 2 başarılı olmuştur arkadaşlar. Rolling 2'yi ne yapmıştık? Fenerbahçe'nin atacağı 83 sayıyı yapmıştık. 1.42 gibi orandan paramız 151 TL olmuştu. Şu an 214 TL oldu. Sizlerden ricam videoya güzel seviyede like gelirse yarına bir Rolling 3 yapmayı düşünüyorum. Video atacağınız like'lar önemli bizler için. Rolling 2'miz başarılı bir şekilde gelmiştir. Değerlendiren herkese tebrikler dostlar. Diyerekten de bunu geçeyim. Cuma yüksek mislilerine baktığımız zaman da Cuma 2 adet yüksek misli verildi. Fenerbahçe'nin atacağı sayıya güveniyordum. Hem rolling'e koymuştum hem de yüksek misli olarak 1250 TL gibi bir miktar önerdim. Başarılı oldu zaten gayet güzel bir şekilde geldi. Yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman da ona da 1000 TL önerdim. Samsun çifte Sırbistan'ın 2 golü, Fransa'nın da 1 golü olarak önermiştim. O da başarılı bir şekilde geldi. Cuma'nın 2 adet yüksek mislisi de başarılı bir şekilde sonuçlandı. Tebrikler diyelim. Geçtim. Cumartesinin yüksek mislilerine baktığımız zaman da İskoçya mücadelesine ben güveniyordum. 2 adet golünü verdim. İskoçya'nın 1250 TL önerdim. Ve yüksek misli Avrupa olarak da 750 TL'de 1.61 gibi oranından bir Avrupa kombini yaptım. Türkiye'nin golü, İsviçre'nin galibiyeti, Hırvatistan'ın golü olarak da 1.61 gibi oranından da oradan da kazandık. Yüksek mislilerde bu şekilde en güvenli maçları veriyorum ve yüksek mislinin kasası ekrana gelsin. Yüksek mislinin kasası şu an Mart ayının 26'sı itibariyle 5.257 TL net kar var arkadaşlar. Dediğim gibi ben burada yani 10.000, 20.000, 50.000 önermiyorum. Alanlar zaten var. Fakat ben burada herkesin oynaması için 137 kişi var burada. Bu 137 kişinin hepsinin oynamasını dahil istiyorum. Şöyle Miktarlarını ortalama gidiyorum. Yani herkesin oynayabileceği seviyede gidiyorum. Şu an öyle gidenler benle birlikte gidenler şu an 5257 TL net kar var. Grup ücreti zaten sadece 350 TL. Güzel seviyede kar yaptığımızda düşünüyorum. En güvendiğim maçları burada sadeleştirerekten de zaten verdiğimi belirttim. Cuma'nın ve cumartesinin ana kombinlerine baktığımız zaman da ana kombinler gerçekten kazandırdı. Dedim ya yani bu hafta şu milyara da gerçekten güzel kazançlar elde ettik. Hatta videonun başta da kalite tesadüf değildir diyerekten de bir başlık olacaktır. Güzel şekilde kazandık. Dediğim gibi e, Cuma'nın ana kombini Samsun'un alacağı ve bir buçuk üstü sondaki geldi. Fenerbahçe'nin atacağı 83 sayı. Fenerbahçe maçını her yere koymuşum maşallah. Diğer kombineye baktığımız zaman da İskoçya'nın 2 golü, Türkiye'nin 2 golü olarak da 1.91 gibi orandan da o kazandı. Değerlendirilen tebrikler ana kombinelerle kazanç sağlamaya devam ediyoruz. Ve ekranda gelsin 171 oran kaçtı. Burada bir maç daha vardı sanırım altta da o gözükmüyor sığmamış herhalde. İskoçya 2 2 iki, iki yarıyı kazanır dedim. 2.36'dan geldi. İsrail 1-1 bitti ve çok üstün oynadı bir mücadeleydi. Türkiye 2 ve 2.5 üst geldi. İspanya maçının ilk yarı skoru 1-0. 2.72 gibi bir orandan geldi. Hırvatistan Galler ilk yarı skoru 1-0. O da geldi 3 0 gibi bir orandan. Zaten tekli oynayanlar her türlü kar, kar, etti burada. Zaten öyle de öneriyorum ben. Sistem grubunun da bu şekilde sonuçlandı. Geçtim bunları. Şimdi toplamda 6 adet mücadelem var. Bakın rolling 3 yapacağım. Fakat bu videoyu artı 300 seviyesinde bir like bekliyorum. Yarına yapacağım hatta. Yarın sabaha kadar gelirse ben rolling 3'ü yapıştırırım. Like'larınızı bekliyorum. Başlayalım. Gürcistan'la Norveç mücadelesi. Ben mücadelenin direkt skorunu yazdım. Kendi kafamda. Direkt skorunu söyleyeyim ben. Senaryoları oynadım. 2 birlik bir Norveç galibiyeti çıkarttım ben buradan. Kendi oynadığım skora göre. Şimdi bu 2 birlik skora göre ne alınabilir? Gürcistan'ın bir gol alınabilir. Bir 38 seviyesinde bir ideal bir oranı var. Bunu aldık mı? Alabiliriz. Gürcistan'ın bir gol idealdir. Norve için burada galibiyeti de denilebilir. 2-1 skor bekliyorum çünkü. 1.90 gibi oran var zaten. Hatta handikap 0'ı da önereceğim. Yani bakın şöyle söyleyeyim. 2-1 skora göre istediğiniz her bahisi alabilirsiniz diye. Ben burada doğrudan bir skor önereceğim. Ve yüksek orandan da tek bir tercih önereceğim. 2-1 skora göre istedikleriniz aldınız mı? 2-3 gol tercihinin burada 1.76 gibi oranı var. Ben yani burada 2-1 skorla Norveç'in kazanmasını, mücadeleyle de tam 2-1 biterekten de toplam gol aralığında 2-3 golle yani 3 golle kalmasını bekliyorum. Bunun da oranı 1.76. Tek tercih yaptım. Ona oranla 2-1'e oranla da her şeyi alabilirsiniz. Bol şanslar. Gallerle Letonya karşılaşması. Galler'e burada 1-0-9 gibi oran açmışlar. Galler de Hırvatistan'dan son dakika beraberliği maçtaki tek isabet şutuyla kazandı. Arka direkte tamamlayan bir isim. Gol geldi. 1-1 bitti mücadele. Galler burada oynayacaktır. Letonya ile zayıf bir rakiple oynayacaklar. Beyli zaten milli takımı bıraktı. Daha doğrusu futbolu bıraktı. Ee, burada bir Galler galibiyeti çıkacaktır. Fakat bu Galler galibiyeti nasıl çıkacaktır? Biz ona bakmamız lazım diye düşünüyorum. Ben burada 4.5 altına biri alırsak 1.30 bandında bir oranı var. Bu bize ideal kombinlerde yetmez. Ancak yanına bir 60 falan koyarsak ideal olabilir. Ben Galler'in kolay kolay 4-5 golü bir maç oynadığını da görmedim. O yüzden 3.5 altında biri de burada 1.70 seviyesinden. Şu an oranı 1.64 gibi oranı var. Bu orandan sizlere önerebilirim. Burada Galler alırsa mücadele zaten 4-5 gol çıkacağını da düşünmüyorum açıkçası. 2-0 ayarında bitebilir. Türkiye Hırvatistan mücadelesi. Maçın maç konuda sizlere sorduk. Hırvatistan burada favori deplasmanda olmasına rağmen. Hırvatistan son maçında berabere kaldıktan sonra Galler ile birlikte bu maçta biraz daha asılacaktır diye düşünüyorum. Türkiye milli takımı da Ermenistan'a karşı oynadı yendi. Orada zaten beklentim 2-1 spordu. Öyle de yakaladık zaten. Ama oynanan oyun gerçekten yani kalite farkından dolayı yendik. Oynanan oyun gerçekten iyi değildi. Fakat maç şu an Bursa'da oynanacak. Ve milli takımımızın şöyle bir durumu var. Nasıl bir durumu var? büyük takımlara karşı yani güçlü takımlara karşı daha iyi oynayan bir milli takım izliyoruz biz. O yüzden burada Türkiye milli takımı gol atma ihtimali var. Hırvatistan'a karşı bir rahatsızlık vereceğizdir diye düşünüyorum. Ama yani Hırvatistan burada duygusal bakmazsak tek farklı galibiyeti de denenebilir aslında. Ben mücadelede herhangi bir tarafa gitmedim. Yine yüksek orandan gittim bu mücadeleyi. Mücadele genelinde toplam gol aralığı olarak da 2-3 gol bekliyorum. Bunun da oranı 1.76. Yani 1-1'e biraz daha yakın. Olursa Hırvatistan belki 2-1 yenebilir. Fakat maç Bursa'da seyirci de fullenecek. O yüzden yani işler de değişebilir. Bakalım. Bol şanslar. 2-3 gol tercihini yapıyorum ben burada. Kosova ile Andorra mücadelesi. Kosova'da Vedat Muriç, Galatasaray'dan Vashaya gibi isimler var. Andorra ile oynayacaklar. Kosova'da zor maçında berabere kalaraktan da bir puan aldı. Burada grubun zayıf halkası Andorra ile oynayacaklar. Zaten oran yok. Ne alabiliriz diye baktığım zaman da ilk yarıdan bir galibiyet gelebilir. Onun da oranı 1.43. İlk yerden Kosova galibiyeti oranı 1.43 gibi orandan değerlendirme altına alabiliriz diye düşündüm. Değerlendirecekler bol şanslar. Anadolu Efes ile Milano karşılaşması. Şimdi bu maç hakkında şöyle konuşayım. Efes tarafı tarafından Efes tarafından konuşayım ben şöyle. Şöyle de yukarıya alayım. Şimdi Efes'in Ergin Ataman'ın son açıklamalarını yapayım ben size. Son maçta 95-93 Alba Berlin'e kaybetti. Alba Berlin de zaten bu ligin en kötü, Euro en kötü takımlarından bir tanesi. Şimdi e, Ergin Ataman'ın şu yönde biz playoff'ta olmayacağız vesaire böyle bir açıklamalar var. Ve özellikle şunu söyleyeyim. Hoca umudu kesmiş zaten. Ne demişler İmam böyle yaparsa cemaat ne yapar? Oyuncular arasından Will Clyburn'da bir açıklama yaptı. Açıklaması şu şekilde arkadaşlar. Aile içinde bir kavga varsa burada kimse kazanamaz şeklinde. Yani takım içi bir sıkıntılar olduğunu söyleyelim. Burada Milano ile oynayacaklar. Anadolu Efes tarafı ne kadar iyi de olsa Larkin mesela son maçta iyi gidiyorken çıkardı Ergin Hoca. Ya muhtemelen sezon sonu Ergin Hoca ayrılabilir bilmiyorum. Yani şu an kavga var takımda. x 8'e bile girmesi ya son 2'de Euro şampiyonu olan takım ilk 8'e giremiyor. Ben burada Milano tarafında olacağım açıkçası. Milano'nun atacağı sayıları alacağım. Milano zaten çok skorer bir takım değildir. Messina ile birlikte çok skorer bir kimliği yok açıkçası. Burada baremi düşük açılacaktır Milano'nun. Deplasman 74.5 falan açabilirler yani. 74-75 açabilirler. O yüzden Milano'nun atacağı sayıyı alalım. En alt paramden üst alalım. Milano tarafına deplasmanından yana atacağı sayıları alalım. Burada Efes kazansa bile yani potasında o sayıyı görür gibi geliyor bana. Baskonya ile Alba Berlin karşılaşması. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. Baskonya geçen maçında mağlup oldu. 13 dakikada 35 sayı atarken geri kalan 17 dakikada hiç bok yapamadı Baskonya takımı çok kötü oynadı. Yani çok kötü toparlay toparlayamadı. Euroleague'de de kaybediyor şu son, son dönemlerde baktığımız zaman da. Son 3 maçtır kaybeden bir Baskonya var. Onlar da x 8 için saldırıyor. İşler karışık. Burada bir Baskonya galibiyeti de oradan çıkabilir arkadaşlar. Onu belirteyim. Ama Baskonya galibiyetini oran açmadıkları için burada Baskonya'nın atacağı sayıya gitmekte fayda var yine Howard gibi isimler, Casterio gibi isimler, Gerard right gibi isimler devreye girerse Baskonya tarafı atabilir gibi geliyor bana. Baskonya en alttan üst alalım. Muhtemelen 82-83 bandında bir Baskonya üst açacaklardır. Değerlendirecekler oyunda bir değerlendirme yapsın. Burada Baskonya tarafında olalım. Baskonya'nın atacağı sayıları bekleyelim. Evinde yüksek sayı ortalamasıyla oynayan bir takım zaten. Toplamda 6 maçım vardı. İdeallerinden, yükseklerinden bahsettim. Yani kalite tesadüf değildir diyerekten de kapanışımızı yapalım. Güzel like ve se like seviyesi gelirse rolling 3 olaraktan da yarın devam edeceğim. Like'larınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.